Before you watch this episode, make sure to like and subscribe and hit the notification button. Hi, Altan. <laughs> Merhaba. Okay, so you know now that you're my first Turkish guest. Çok teşekkür ederim. Uh -huh. Farkındayım. Onur duydum açıkçası ilk konuk olmaktan. Officially. <laughs> we need to like cut the ribbon or something. Okay, so my first question, Altan, is a is a fixed question. I always ask it. Um, how are you really doing, Altan? Ee, çok şükür halimize gerçekten ee, iyiyim, çalışıyorum bir şekilde kendimi iyi tutmaya ve hani ailem için iyi olmaya çalışıyorum. And Altan, is it, if I ask more specifically, like, is this how you feel in this phase, this month maybe, today? Yani aslında her zaman e, iyi hissetmeye çalışıyorum çünkü. Sonuçta dünyanın bir şekilde e, senin hissettiğinle veya ya da hissetmek istediğinle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer kötü hissedersen o gün bütün günün kötü geçiyor. Ama eğer iyi hissetmek istiyorsan e, yani sadece iyi olmayı düşünmen yetiyor bir şekilde. And Altan, do you think? Okay, on a, on a normal day, maybe that works. But when you have a really big issue. Or somebody passes away or a big argument or can a human being change this mindset to be okay? I want to be more positive. <coughs> Açıkçası ben bunun üzerine çalışıyorum yani uzun zamandır çalışıyorum kendimle ilgili olarak çalışıyorum çünkü e, dünyadaki her şey insan için yani. Her şey bizim yaşamamız için verilmiş bize ve her türlü duyguyu tabii ki hissedeceğiz. Ama hangi duygunun içinde kalmak istediğimizi seçebiliriz bence. Bu çok kolay olmasa da bir şekilde çalıştıkça aslında öğreniyorsun bunu yapabileceğini. Okay. Now we use your <laughs> imagination. If Altan, if asked you to Paint on a white canvas your current mental state. What would you paint? Hmm. Wow, çok güzel soru. <laughs> okay, yani çok karışık olabilirdi. Yani her, her taraftan bir şeyler çıkıyor olabilirdi. Çünkü aslında insanın aklı her zaman... ...birçok farklı düşünceyle dolu oluyor. Kendimizi iyi tutmak için sürekli... ...aslında bir çaba da harcıyoruz. Çünkü dünya dışarıdan bakıldığında çok da... ...mutlu bir yer değil. Ve... ...böyle düşündüğünde yani dünyadaki eşitsizlikleri onları bunları düşündüğünde... ...o resmin çok karışık belki bir Polak resmi gibi çok karışık bir şey olduğunu görebilirsin. Ama genel olarak birbiriyle uyumlu renklerin olacağı... ...ve renklerin birbirinin içine girdiği... ...abstrak bir şey çizerdim büyük ihtimalle. Altan, who are you when no one is around? Oh. Ya şu anda en çok kendimi baba olarak hissediyorum çocuklarım olduktan sonra. Ya o duygudan, o duygunun içinde kalmayı çok seviyorum. Ya o çok yeni şeyler kattı bana gerçekten baba olma duygusu. Şu an iki çocuğum var ve Tek başına kaldığımda sadece onları dinliyorum ya da sadece onlarla ilgili şeyler düşünüyorum ya da e, onlara nasıl daha iyi bir gelecek hazırlayabilirim ya da dünyadaki çocuklara nasıl daha iyi bir gelecek bırakabiliriz gibi şeyler düşünüyorum herhalde. Ama çocukları da bir kenara bırakalım Altan diyorsan e, o zaman çok meraklı ve çok maceracı ve macera seven bir adam olarak nitelendirebilirim kendimi. Her şeyi merak ediyorum hayattaki ve hmm. her şeyin her şeyin bir yolunu bulmak ve onun içinde olmak, onu deneyimlemek istiyorum ve o yüzden de arkadaşlarım genel olarak beni böyle her şeyi deneme meraklısı bir nasıl söyleyeyim maceracı olarak görürler ve yaptığım tüm sporlarda genelde daha böyle adrenalin sporlarıdır. Hmm. O tek bir very nice. You know, the, the beautiful thing is uh, uh, most people, Altan, their curiosity is very high when they're children. Mm. We are all curious when we're children, you know, like we play in the sand, mm. we open things, yeah. we taste things, we're curious creatures. But then, while you grow up, because our parents judge us or people judge us and they're like, stop it or whatever, <laughs> you start to stop being curious. And it's very sad because you want to keep this in your children. They have to be 60 years old and curious like, how does a light bulb work or anything. And I, I always want people to come back to, to this curiosity, you know? Yani benim yaptığım işte o merakı bırakmamanı gerektiriyor. Oyunculuk da öyle bir şey. Yani i̇ki şeyi bırakmaman gerekiyor gerçekten iyi bir oyuncu olmak istiyorsan. Bir tanesi o merak, her şeyin içinde olan merak. diye de tam olarak çocuk ruhu. Yani o merak ettiğin şeyin arkasından devam etmek. Bazen çocuklarımla oynuyorum evde. İşte bir Lego yapıyoruz ya da herhangi bir resim çiziyoruz. Bunlar bazen yarım bırakıp kalkıyorlar ben sonuna kadar bitiriyorum. Yani o Lego'yu bitiriyorum ya da o çizimi bitiriyorum. Ve yani hani böyle çocuklar sonra geldiklerinde yanıma baba hala burada mısın falan. Ben işimi bitirmedim yani. Zevk alıyorum orada olmaktan. Başka bir şey yapmak istemiyorum o anda. Ve <laughs> mutlu oluyorum bunu yaparken. O yüzden de çocuk ruhumu ve o merakımı hiç kaybetmedim. Ve kaybetmek, kaybetmemek için de uğraşıyorum açıkçası. Lucky you. <laughs> Teşekkürler. Um, your childhood in three words a ah. meraklı. Hmm. Çok hareketli. Hmm. Ya yani kendimi hep böyle trenlerde orada burada hep baş aşağı falan hatırlıyorum ya da bir ağacın tepesinde hatırlıyorum ya da ya da yani çok erken yaşta yüzme öğrendim. Böyle işte bir yerden atlayıp bir iskeleden falan sonra iskelenin altına saklanırdım. insanlar boğuldu mu, boğulmadı mı diye falan biraz yaramazdım galiba. <laughs> ee, ve çokça sevgi, çok, çok sevildiğimi hissettim küçükken gerçekten ailem tarafından. Hmm. Şanslı hissediyorum kendim bu anlamda. Yes, you are. You are. You know, I was um, talking to somebody, I think last week. And we were talking about how our parents didn't know better, and their parents, and their parents, because there was no internet, mm. and knowledge and awareness wasn't so common. So, um, you know, one of the issues is a lot of the love back in the day, maybe your father's grandfather's time, it was very conditional. If you don't get good grades, yeah. I won't take you out. If you don't brush your teeth, uh, you're not my son. So, as a child, you start to think ah, if I'm a good boy, they love me. Mm. If I'm a bad boy, they don't love me. So, you have this anxiety, or you become a perfectionist. You have to be good in everything. Mm. But then, us as parents, I have also two children, we have to make All sure that they know. I love you, you do good, you do bad. I still love you, but I want you to do good, because it's good for you. It's very different, different mindset. Bizim dönemimizde annelik babalık değişti gerçekten söylediğin gibi. Yani e, o zaman babadan dededen gördükleri ve öğrendikleriyle devam eden bir yapı vardı. Şimdi ben çocuğum doğduğu günden itibaren. E, hmm. Pedagoglarla büyütmeye çalışıyorum çocuğumu. Bir şey yeni bir şey öğreteceğim zaman, işte pedagoglara soruyorum, bunu nasıl öğretmeliyim, en doğrusu nasıl olur diye. Ee, ama Hı. yeni jenerasyon ailelerde de şöyle bir sıkıntı olabilir diye görüyorum, çevremde de görüyorum bunu biraz. Ee, en doğruyu vermek adına hiç hata yapmamaya çalışmak ve burada da biraz sevgiyi kaybetmek. Hı. Ya hepimiz insanız. Çocuğumuzu yetiştirirken hata yapabiliriz ve hani yapmakta da bir sakınca yok aslında. Hmm. En doğrusunu yapmak için uğraşıyoruz ama dünya o kadar doğru bir yer olmayacak e, tek başlarına kaldıklarında ve dünya onların bizim sunmak istediğimiz gibi bir dünya ile karşılaş karşılaşmayacaklarını bilmiyor hmm. olacağız. O yüzden de aslında beklemedikleri şeylerle karşılaşmayı da öğretmemiz ve birçok e, Yeni noktada sadece sevgimizi vermemiz gerekiyor hmm. bence. Sevgimizi verdikten sonra yaptığımız hataların ebeveynler olarak hiçbir Sağ. önemi yok bence. Sevgi her şeyi kavrediyor ediyor bir şekilde. Her şeyi kapatıyor, üstünü örtüyor. Yaptığımız hataları da gerçek sevgimizi verdiğimiz sürece üstünü örtebiliriz bence. Amira nalara. Yes. Okay. So for you know like one of the things one of the guests told me and I really Liked it. He said um, he was talking about his daughter, mm. and we were talking about uh, molestation, sexual abuse, sexual harassment. When women uh, choose the wrong toxic partner, you know, he could be violent, he could uh, be emotionally abusive, talk down to her, all of that. And he said something that I'm like, if we just do this, I think we're okay. He said, if we just give our daughters so much love to make them really full inside, they will not accept anybody who brings them down. Yes. Never. But if the daughter is living with an absent father, no role model, she will look for the wrong guys, or a, the wrong guy will find this gap. And he will he will come to her. And I thought about this, you know, for boys for our boys or our girls. If we build real confidence and they we love them like really inside they're full. They don't need anything from outside. Kesinlikle. They're okay, you know. Yeah, aynı şey düşünüyorum. Yani sonuçta bir erkek çocuğu ilk önce annesine aşık oluyor, bir kız çocuğu ilk önce babasına aşık oluyor. Ondan sonra o hmm. aşk o sevgi bambaşka bir yere doğru yöneliyor ve e, onlar evlendiği ya da evlenecekleri insanda her zaman aslında o babalarının annelerinde gördüğü o özellikleri arıyor oluyorlar. Hmm. O yüzden senin nasıl bir anne baba olduğun o çocuk için çok önemli. Genelde aile içi şiddetle büyüyen e, çocuklara baktığında hmm. ileride kötü çocuklarla birlikte kötü çocukları seviyorlar gerçekten. Çünkü babasından onu görmüş o kız ve onun hmm. o, o, onun doğru olduğunu ya da ha, onun onu hak ettiğini düşünüyor çocuk. O hmm. yüzden de e, gerçekten saf sevgi ve verebileceğimiz en değerli şey çocuklarımıza. Absolutely. Um, how was your relationship with your parents? Uh, Tabii ki şimdiki gibi bir ilişkimiz yoktu. Benim babam şu anda 86 yaşında ve Hı. daha daha sert yetiştirilmişler o dönemler, ee, işte çok Hı. ve doğal olarak da babam sevgisini çok gösteren sürekli söyleyen bir insan değildi. Evet seni sevdiğini bilirsin, seni sevdiğini bilirdin ama her gün seni seviyorum demezdi bize. Ben her gün diyorum çocuğuma seni seviyorum. Her dakika diyorum. Aklıma her geldiğinde söylüyorum. Belki günde 15 defa söylüyorum. Geçen gün yine Emir seni seviyorum dedim. biliyoruz baba falan diyor. Hani <laughs> <laughs> doğal olarak çok fark vardı tabii ki hani aramızda ebeveyn olarak. Ama ben babama siz diye hitap ediyorum. Hani bu İngilizcede bunu anlatması biraz zor. Hani sen ve siz ama hani böyle konuşma şeklimizde bir bir mesafe vardır ama o duygularımızda yoktur o mesafe. Ama hani böyle çok samimi bir şekilde ifade etmekten de kaçındım hayatım boyunca babamdan. Ee, annemle çok çok yakın ve çok sıcak ve hmm. hani çok daha hani başka türlü bir ilişkim vardı ama e, baba figürü biraz daha ciddi bir figürdü bende. Eee hmm. Bundan da çok şey öğrendim aslında ve hani bana iyi geldiğini söyleyebilirim bu durumu. Hmm. Belki... ...belki bu durum beni daha ciddi, belki hayata bakışımda da farklı yönlendirdi. Ben bir de şanslı bir çocuğum. Üç kardeşim ben. Ee, abimle, ablam arasında... Abimle 12 yaş, ablamla 8 yaş var aramda. Ama ben evin en küçük çocuğuyum. Ee, o yüzden de... ...bana her şey yapmak serbest. Hmm. <laughs> hmm. Okay. How did you end up choosing acting? Hmm. Çok uzun süre sporla uğraştım çocukluğumda ve birçok farklı spor hmm. denedim ve okullarda da genelde spor kolunda olurdum ve açıkçası liseye geldiğimde bir kol seçmen gerekiyor, bir saat seçmen gerekiyor. O saatte hangi dersi alacağına karar veriyorsun. Artık spor kolu seçmeyeyim, değişik bir şey yapayım diye karar verdim. <laughs> Ortaokuldayken e, tiyatro saatleri boş geçerdi ve gezerdin o saatlerde. Ben de lisede de yine o saatin boş geçeceğini düşündüm ve hani tiyatro kolu seçtim ki o saatlerde gezebileyim. Hani dersim olmasın. Hmm. <laughs> Ama e, spor salonunda toplandılar. O kadar çok insan e, tiyatro istemiş ki... ...normal sınıflara sığmadığımız için spor salonunda toplandık. Hmm. Yaklaşık 150-200 kişi tiyatro istemiş meğerse. Ee, babam çok kitap okur benim ve hani böyle e, çocukluğumdan beri de bana bir şekilde nasıl kitap okunacağını öğretir ve çok küçük yaştan itibaren de böyle kitap okuma alışkanlığını aşılamıştır bir şekilde. Ee, o yüzden de iyi okurdum o zamanlarda hani işte bir virgüllerde yarım es noktalarda tam es durmayı bilirdim e, o zaman da. Ve ...bir tekst verdiler, onu okuduk. Ee, hmm. Ve beni tiyatroda... ...başrole seçtiler bir anda. <laughs> hmm. ee, 15 yaşındaydım başladığımda tiyatroya, e, lisede. Ve hocalarımız da benim sonrasında okuduğum Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk yapan öğrencilerdi. Dördüncü sınıf talebeleriydi. Ve onlar artık lise sona doğru geldiğimde hani bu konuda hmm. yetenekli olduğumu ve... Oyunculuk okumam gerektiğini söylediler. Açıkçası ben de çok zevk almıştım oyunculuktan o ilk sahneye çıktığımda o ilk alkışı hissettiğimde Hala hatırlıyorum o an hala da tüylerim diken diken olurdu. 1500 kişi izliyordu ve Açık Hava'da oynamıştık. Açık Hava'da İnanılmaz bir histi ve e, Hala o hissin kırıntılarıyla yaşıyorum diyebilirim oyunculuğu Okay and what does Altan, What does success mean to you? Oh, başarı zor. Zor bir kelime başarı. Yani eğer peşinden koşuyorsan başarının yakalamakta zorlanabilirsin diye düşünüyorum. Hmm. Ama eğer gerçekten yaptığın ya da olduğun şey için olmak istediğin şey için çalışmaya başlıyorsan, bunun için vakit harcıyorsan ve çalışıyorsan, e, onu o zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Hmm. Yani kendine inanmayı bırakmadan e, yapmak istediğin şey için gerçekten vakit harcaman ve başka herhangi bir şey düşünmeden ona çalışman gerekiyor. Ve başarılı insanlara genel olarak bakarsan hepsi çok çalışkan insanlardır. Çok hmm. çalışan insanlardır. Ee, başarı sadece sen iyi olduğun için gelmez yanına. Hmm. Hmm. Buna vakit harcıyorsan, buna gerçekten çalışıyorsan ve bunu aklında yapmak için e, bir nokta belirleyip o noktaya doğru yürüyorsan yakalayabiliyorsun o başarıyı bence. But more so, my question is, I like your answer though. <laughs> to add. Um, so success is very subjective, you know? Um, some people, their success is awards. Some people, family. Yeah. Some people, it could be a donor or shawarma place that's making money. He's okay. One guy wants to be a millionaire. For Altan, what is success?: Açıkçası her yaşım için değişirdi bu sorunun cevabı. E gençliğimde hmm. iyi bir aktör olmak benim için başarıydı. E genç yaşımda ben Türkiye'de çok tanınan bir aktör oldum. 21 yaşlarındayken Türkiye'de tanınıyordum ve erken yakaladım belki de o başarıyı. O yüzden o bir kıstas başarı kıstası olmaktan çıktı benim için. Sonra daha çok insana hitap etmek ve bir başarı öyküsüydü belki benim için. Daha fazla insana da ulaştım. Sonra bu sefer bir sanatçı olarak farkındalık yaratmanın insanlarda ve e, dünyadaki aksiyen yerleri göstermenin bir başarı olacağını düşündüm ve insanlarda farkındalık yaratmak için e, sosyal sorumluluk projelerinde çalışmaya başladım. Sonrasında o benim için bir başarıydı. Bunu yapabilmek bir başarıydı. Hmm. insanların fikirlerini değiştirebilmek, belki hiç görmedikleri, hiç fark etmedikleri bir şeyi fark ettirebilmek hmm. ve küçük de olsa davranışlarını değiştirip sonrasında gerçekten daha farkındalıkla yaşayan ve o konuyla ilgili fikirleri değişmiş insanları yaratabilmek ya da onlara dokunabilmek bir başarıydı. Hmm. Şu anda iyi bir baba olmak başarı benim için. Hmm. Bundan 3-5 yıl sonra bir yerlere tekrar oturup konuşursak o zaman benim için ne başarı tekrar sana söylerim. Hmm. Hmm. And why are you so passionate Altan about uh, philanthropy uh, climate change you're very you give time to it you know you're passionate about it why İşe yaradığımı hissetmek istiyorum bir şeyleri değiştirebileceğimi e, biliyorum açıkçası ve bunun için de e, insanların da kendilerini değiştirebileceklerini görmelerini istiyorum. Ve bunun için de vakit harcıyorum. Gerçekten e, iki belgesel içinde çok uzun zaman çalıştım, çok uzun vakitler harcadım. Ya da e, sosyal sorumluluk projeleri için dünyanın çeşitli yerlerine gittim, çeşitli yerlerinde Gösteriler yaptık ya da işte Afrika'da su kuyuları açtık. Ee, bunların hepsi aslında hiç, bunları yapmaya ihtiyacı olmayan bir adam eğer bunları yapıyorsa biz de bir şeyleri değiştirebiliriz diye düşünmeleri için insanların. So. Um, what does love mean to you? Uh, Huzur demek aslında, güven demek. Hı. Ee, belki de bu çocukluktan kalma bir şey. İnsan çocukken kendini sevgisini, sevildiğini hissettiği zaman güvende ve e, huzurlu hisseder ya. Hı. Bir beklentisi yoktur, bir Hı. bir şey kaçıyormuş gibi hissetmez. Çünkü sevildiğini biliyordur. Çok yeterlidir sevilmek Hı. bir insana aslında. Hı. And uh, I think, mashallah, you've been married for over 10 years? 10 years, almost 10 years, yeah. Almost, we count 10 years. Yeah. <laughs> um, what do you think, Altan, especially for the modern world we're now, social media, so many guys, so many girls, so many options. Um, people get bored easily, uh, people always think there's another option, another option. Um, so you don't see marriages last as long as before. Um, and the bigger question is some people do last, but it doesn't mean they're happy. So that's another issue. Um, but in your experience, uh, Nislisa? Yes, sure, yeah. Well, Nislisa, yeah. Um, with her, what did you find is the most important things for a long-lasting, inshallah, happy, Şey. Healthy marriage. What's, what are really important for you? What has worked? Ee, evet, dediğin gibi yani dünyada şu anda sonsuz alternatif var önünde. E, eline Instagram aldığında birçok dediğin hmm. gibi alternatifle karşılaşıyorsun ve genç jenerasyon bir şey elinde tutmanın değerli olduğunu unuttu aslında ve değiştirdiğinde mutluluğu yakalayacağını ya da onu da değiştirirse bu sefer mutluluğu yakalayacağını düşünüyor ama aslında mutluluk öyle bir şey değiştirdiğinde yakalanmıyor kendini değiştirdiğinde yakalanıyor. Hmm. Ve bizim Neslişah'la ilişkimizin 10 yıldır e, mutlu ve böyle huzurlu bir şekilde devam ediyor olmasının sebebi ikimiz de hatalarımızı fark edebiliyoruz ve bunları değiştirmek için kendimizle çaba eğer yani kendimizle hmm. nasıl söyleyeyim sana kendimizle çatışıyoruz ve bunu kendimizi değiştirebilmek için vakit harcıyoruz ee, sadece kendi görüşümüzün doğru olduğu felsefesiyle bir ilişkiye yaklaşmıyoruz hmm. bazen o hatalı olduğunu fark ediyor bazen ben hatalı olduğumu fark ediyorum ve sanırım en önemli özelliğimizden bir tanesi ikimiz de hiçbir konuyu uzatmıyoruz. Ee, İki insanın birlikte aynı evde yaşaması çok kolay bir şey değil aslında bakıldığında. Farklı iki sosyoekonomik kültürden gelmiş ve farklı cinsler olan iki insanın aynı eve yerleştirilip bundan sonra beraber yaşayacaksınız denmesi Ama dışarıdan baktığında çok da kolay bir şey gibi görünmüyor gerçekten de. Bunu kolaylaştırmak aslında bizim kendi elimizde. Netişer çok eğlenceli bir kadındır ve gerçekten çok sevgi doludur. Bu benim avantajım, bu benim artım. O yüzden şanslı hissediyorum kendimi ve ben de aynı şekilde bütün sevgimi göstermeye çalışıyorum ve hatalı olduğum yerlerde kendimi düzeltmek için uğraşıyorum. Bu da ilişkiyi bir şekilde ayakta tutuyor. Hiç kimse aslında bir kavgayı Uzatmıyor, hmm. uzatmamayı tercih ediyor ve bence asıl problem herkesin kendini haklı görmesi böyle durumlarda ilişkilerde. Hmm. Çünkü işte dediğimiz gibi alternatif çok. Ben haklıyım. Hayır, ben haklıyım. Ben, ben haklıyım. Peki o zaman bence ben haklıyım. Hmm. Sen gidebilirsin. Ben gerçekten haklı olduğumu düşünen birini bulabilirim. Düşüncesinden dolayı hiç kimse. Şey yapmak istemiyor, hikayeyi bırakmak ve kendine bir... Kendinde bir hata bulmak istemiyor açıkçası. Hmm. Ben kendi hatalarımı kabulleniyorum, Nesliçah da kendi hatalarını kabulleniyor. Ve üzerinde durmadan... Devam ediyoruz yola. Hmm. Yoksa her... Aynı evde yaşayan iki insan gibi biz de zaman zaman tartışıyoruz. Ama... Uzatmamayı tercih ediyoruz. You know, Alton, uh, yesterday, um, my friend's younger brother, he's married. And he's like, Anas, you know, you were married before, what advice do you have for me? <laughs> like, I'm divorced, so <laughs> let's see. But I told him something I learned with age. Um, it's something similar to what you said. It's like, one, pride has no space in a relationship. You cannot be too proud. Like your ego yeah. will is like cancer. Cancer in your relationship. I'm right, you're wrong. Who do you think you are? You're not gonna go anywhere. So I said, no pride in a real relationship. Number two, it's kind of like what you said. We are not competing this way. We are competing this way together. Like you hold hands and you're like, we have a problem but we're together. We're a team. And if you can switch your mindset to think this is a teamwork. It's not I will beat you and then I win and you feel like shit. <laughs> That's your wife or your partner <laughs> like what is this? So like you said when you're like oh, I'm right I'm right okay. Oh good good job you're so right. And then what? You feel good. Okay, I feel like shit now. Nobody's winning. You think you win, but you just won because you made somebody feel stupid. But if you're like, okay, why do you feel uh, sad? Why do you feel neglected? Did I say something? Yeah, I feel uh, you didn't give me enough care. Okay, why? Because when I cooked for you, you didn't even say thank you. Okay, maybe I should say thank you. But of course, I loved it. But maybe I'm wrong. I should have said. So then you're 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 again. It's me and you against this. I think this is very important. Instead of just attacking each other, I think this is a big problem. Özür dilemeyi öğrenmek gerekiyor. Yani düşünsenize, yani bir içerisindesin, uh, ve uh, Mutlu olmak yani ikimiz de mutsuzuz. Ben kendi haklı olduğumu savunuyorum, sen de kendi haklı olduğunu savunuyorsun. İkimiz de hmm. mutsuzuz ve aynı evin içindeyiz. Kime ne faydası var ki? Hmm. Hiçbir faydası yok. Aynen dediğin gibi yani onu kavrayabildiğin anda e, biz beraber bir yola doğru gidiyoruz. Ve bu yolda çocuklarımız var. Çocuklarımıza da örnek olmamız lazım. Çocuklarımıza da doğruyu öğretmemiz lazım. O yüzden ikimizin doğruyu öğrenmesi lazım. Beraber yürümeyi öğrenmesi lazım. Eğer gerçekten bunu başarabiliyorsan hmm. o zaman mutlu bir ailen oluyor. Ve içinde de mutlu hissediyorsun kendini. Hmm. Çocukların da mutlu oluyor o zaman. Çünkü çocukların da... Sen anneyle tartışsan da ya da işte anne babayla tartışsa da... iki dakika sonra birinin diğerinden özür dilediğini görüyor. Ya da birinin diğerine gidip sarıldığını görüyor ya da birinin eve çiçekle geldiğini görüyor hmm. ve diyor ki ya okey tamam... Tartışabilir insanlar... Ama... Sonra birbirlerinin gönüllerini hmm. alırlar ve onlara işte onları sevdiklerini gösterirler ve konu kapanır, iş biter, hmm. hayat devam eder. Bunu yakalayabiliyorsan, hmm. o zaman evlilik uzun sürebiliyor gerçekten. Now I'll ask you, have you ever heard of the cube test? Cube test? No, no, what's that? Okay, good. You you work with me now, because you're a curious person, you can help me. Okay. Now, uh, Altan, we use your imagination. Close your eyes. Okay. Okay, and imagine with me. So, the first thing I want you to imagine is a very empty desert. Okay, nothing mm. in the desert. And suddenly, Altan, you see a cube. Uh, describe it. Hmm. havada duruyor. Hmm. Beyaz. Okay. Ee, is, it big is it? bir şey yokmuş gibi duruyor. Yani bir kapağı yokmuş gibi duruyor. Hmm. Büyüklüğü insan boyundan daha fazla belki o kadar o civarlarda. Okay. Mm, -mm. And is it uh, transparent or solid? Yeah. Uh, okay after you see the cube you see a ladder yeah where is the ladder under the cube is it touching the cube or no touching okay so it stops before the cube so it touches the bottom of the cube Okay. Is it new or old? Mm -hmm. Yeah. not new. It's New one? No, not really. Okay. Uh, is it a long ladder, like more than twelve steps or less? Uh, Ortalama yirmi adım diyelim. Okay. And after the ladder Altan, you see a horse. Hmm. <laughs> Look at the smile. Uh, describe the horse. Uh, beyaz bir at. Hmm. Küple alakasız bir yerde, çok ileride, bir çöl. Hmm. Hmm. Ne denir? Tepesinin tepesinde şaha kalkmış. Hmm. Hmm. Okey. And is it standing or is it moving around? Eee şey, ilk görmemi söylediğin anda şaha kalkmıştı. Hmm. hmm. Şu anda duruyor orada. Hmm. Okay, and it's far from the cube and the ladder. Evet. Arada iki, tane falan kum var. Okay, and uh, does it have any saddle or anything? Yok. Okay, after the horse, Altan, you see flowers. Where are the flowers? Hmm. Uh, but within, if you're watching this, is it next to the cube, next to the horse, next to the ladder? Uzakta, küp ortada, uh, ve çiçekler hemen okay. A lot of flowers or a little? a lot. Chok means Çok. çok çok iyi sen. Okay. Uh, healthy healthy flowers or dying? Sa Sağlık. Okay. And the last thing you see Altan is a storm. Hmm. Describe it. Uh, peki. Yani bir tane hortum gibi bir şey. Hmm sol taraftan ve kübe doğru yaklaşıyor. Hmm. And is it affecting anything? Yok, no, uzaktan küpe doğru yaklaşıyor ama bir şeyi etkilemiyor. Attan hmm. uzak, çiçeklerden uzak. Okay. Give me the experience. You can open your eyes. Yeah. <laughs> wow. So this one, Altan, is uh, Japanese test, oh. a psychology test. Okay, cool. It's called the uh, cocology. Cocology cube test. <laughs> Yalla, Okay, perfect. Okay, Mr. Altan. Okay. Cube is your sense of self or ego. Okay. So, you said the size was medium, not small, medium. So, I'll explain both. Me, big cube, and some people will like Burj Khalifa. <laughs> uh, that's more like very bold and willing to be seen. Uh, the smaller it is, it, it introduces the possibility of being shy or introverted, or you don't want to be too much. So, you're in the middle. You don't want to be overseen. I don't think you care. And you don't want to be completely invisible. So, somewhere there. The interesting thing is, you said floating cube. So the people who say that the cube is floating connects to the more artistic type of person. Oh. Often, your dreamers and creators, as well as the spiritually elevated. <laughs> okay. You said it was a solid cube. So you can't see inside. Tells you that you know. Who you are, and you're not easy to manipulate, and you carry self-assurance. Wow. The ladder is your family and friends. So you said it's touching the cube. It means that you're not completely dependent on your friends and family, but you rely on them for support and guidance at times. So, you're quite independent. You want to solve things on your own. You want to fix things on your own. But you like the support from your, our guidance or advice from them. But not always, you know? Dorch hmm. evet. Okay. Um, you said it was shorter than the, the cube and the ladder was under it, right? So it means that you regard yourself as a leader or alpha type. Hmm. Okay. He hmm. said that. Also, it. I'm a leader, so. The same. <laughs> <laughs> August three. Yes. Yeah. Okay. So the ladder was old. So it's a direct result of your subconscious. Relating to how well you know your friends and family. Hmm. Okay. Ooh, yeah. The horse is your partner. You said that the horse is standing first on two legs and whatnot, it's white. Uh, you said no saddle, so your partner is uncontrollable and unpredictable, independent, <laughs> like an artist, maybe. <laughs> um, you said, you said, uh, you said that she's far." So that sometimes can suggest that in the current phase, there can be insecurities or uncertainties in your relationship. Okay. And uncertainties can be uh, like it's very diverse. It's not as simple as, "Ah, oh, we have a problem this week." No." It could be like new career, new phase, new model of marriage. Mm. You know, now you have children. Now you have to make more time for each other because you have children Like it's, it's complicated. Okay. You know. So the, the positive thing is you have uh, the beautiful. And the next the next one is uh, glamorous prancing horse. So you, because so he said she's white and she's standing on two legs. Um, you're the type of person that va values beauty and outward appearance, and you you might. Like that people also approve of your partner. Maybe your mother, your father, your brother. They like her. It makes you feel good. <laughs> yeah. Okay. Uh, flowers is children. And you smiled on the wife and the children. When I said horse, you smiled. When I said flowers, you smiled. Exactly. Uh, <laughs> Uh, so the children uh, amount of flowers signifies how many children you like to be around or have. Like if you say a lot of flowers, you like children. You like to be around them. You like to play with them. You connect. Um, and you said it's a healthy flower, so this reflects on the health and prosperity of your children as well as your relationship with them. Mm. So Alhamdulillah, it looks good. Yeah, Alhamdulillah. <laughs> and you said if i'm not mistaken when you view you see flowers cube horse yeah. so if the flowers are near the cube it shows that you wish for a close relationship with your children so that's what you're working maybe you want to be their friend in the future you're building a relationship you know mm. yeah storm mm. It's the fears and the stresses in your life. you said it's a tornado, and you said uh, it' funny huh? it only the fears and stresses only engaged with you because you are the cube uh. it didn't go to the horse, it didn't go to the ladder, it didn't go to the flower, it went to you, <laughs> but it didn't affect it so this means you consider the threat manageable and you have confidence that you will resolve it. It's cool, huh? Yeah. You know, there's an interesting thing. I uh, asked one of my guests, I'm like, listen, you've been together with your wife for a long time. How do you stay? And he said something really cool. He said you have to both Keep falling in love with each other with the new version. Ah, exactly. You know. And I loved it because you, Altan today is very different than three years ago. Altan so, the father is a new like iOS 3.0, 4.0, 5.0. You know, so sh you know she has to love the new one. You have to love the new one. You so I think that's the way. It continues because sometimes you can fall in love, but she doesn't fall in love. Pshht, clash, I, uh, you know. Mm. Okay. Nice one, huh? Yeah, yeah, yeah. I it very yeah. much. Uh, this one, I'm gonna give you one. Oh. you have to play with your friends and your family, and it's fun. But this, we will. This is qadar, uh, faith. So, you mix. I will only choose one. Okay. You need to choose. Okay, okay. I'll good. just take the first. Okay, well, let's let's do it your style. You're professional. <laughs> oh, okay. Uh, I'll ask the question and then you throw this. What. What are you most grateful for? Throw this. Throw it. Uh, this is how you answer. Me and you. Me. Everyone. Ah. Hmm. Güzel. You start. So. What are you most grateful for? Uh, her şey aslında. Her şeye müteşekkirim. Yani nefes almaya da müteşekkirim. Hmm. Uh, hmm. Aileme de, kendime de. Hmm. Yani You know, I'm similar to you, Altan. I would start with health, and Alhamdulillah, I, I saw a video on Instagram, and the guy was saying, uh, Put your hand up. And the guy puts his hand up, and he's like, Do this. And he does this. And he goes, Do you know how many people would dream? of doing what you just did and just like this you know that you think and you do without like anything and he's like what he's like every day he's a gym trainer for special needs and for very handicapped uh, people and he's like you know how difficult it is for a handicapped or special needs person just to do this sometimes and we do it and we're so comfortable and and you think of it, you know, that the fact that we can breathe, easy. I can do this. I can touch you. I can shake your hand. I can laugh. I can listen to music. I can hug. We don't think of this until, until you injure. You're a sports guy. Until you injure yourself, you're like, oh. Ah. Then you can't do anything, <laughs> and you're like, I can't act. I can't. I'm in pain. So Subhanallah. Like sometimes when th something is taken, you feel. how important it is, you know. So I'm like you. I, I would start with health, but then my family and my friends and I do what I love. You know how lucky that is, you know. Uh, e, şükretmeyi bırakmamak gerekiyor bir şekilde. Yani o yaşadığın her şeyin e, normal bir şey olduğunu düşünmek ve hani bunu her gün yaşayabileceğini düşünmek bir hata ...bir gün yaşayamayabilirsin yaşadığın her şeyi. O yüzden Hı. işte hani... ...bizim o güzel sözümüz... ...hani işte elhamdülillah yani... ...her haline... ...her haline şükredebilmek... Hı. ...ve özellikle de içinde olduğun... ...ana şükredebilmek çok kıymetli. Yoksa... ...değersizleşiyor her şey. Değer bilmiyorsun bu sefer. Değer bilmemeye başlıyorsun Hı. ve... ...değersizleştikçe egon artıyor. Egon arttıkça işte... ...başka şeyler gelişiyor ve bu böyle bir hmm. çığ gibi büyümeye başlıyor ve sonra bir bakıyorsun yalnız başına mutsuz bir adamsın ve e, hiçbir şey seni mutlu etmemeye başlıyor hmm. bir süre sonra çevremde ben böyle insanlar gördüm tanıyorum e, mutsuzlar ve e, bence başlamaları gereken tek yer hmm. teşekkür etmek yani dediğin gibi nefes almaya elini kaldırmaya e, Ailesi olduğuna, yürüyebildiğine böyle düşünmeye başlayınca insan biraz değişiyor ama bunu fark edebilmek önemli. O yüzden farkındalık dediğim hmm. şey çok kıymetli hmm. buluyorum ben ve insanların bu farkındalığa erişebilmeleri için biraz kendileriyle çalışmaları gerekiyor. Eğer kendinle çalışmıyorsan bunlar bir anda hmm. dolu vermiyor. You hmm. know this answer of yours reminds me of your first answer. The mindset, işte. Yeah. If you want to be happy, you will be happy. If you want to see positive, you see positive. It comes from inside out, you know. Yeah, exactly. Yeah. What are you afraid of? Hmm. Yani çok genel korkularım yoktur hayatta. Öyle e, hiçbir şeyi çok istemem. Hmm. O yüzden hiçbir şeyden de çok korkmam. Ama Herhalde bir insanın genel olarak düşündüğünde en çok korktuğu şey yalnız kalmaktır. Yalnızlık korkutucu bir şey. Yani tek başınalık başka bir durumdur. Yalnız olmak başka bir durumdur. Yani bir tanesi tercihtir. Bir tanesi de insanların sizin yanınızda olmak istememesinden kaynaklanır. Ben tek başına olmayı çok seviyorum. Çok huzurlu oluyorum tek başınayken düşünebiliyorum, kendimle oluyorum ve kendimden de memnunum, mutluyum kendimle olmaktan. Ama herhalde en büyük korkum yalnız olmak olurdu, yalnızlık olurdu. Hmm. Have you felt loneliness in your life? No, hiçbir zaman hissetmedim. Hmm. Ama yani yalnız insanlara, en çok yalnız insanlara üzülürüm. Belki o de en çok o you know your fear is so valid if you if you think with me the worst criminals in prison when they do something wrong in prison what do they do to them yani. they put them in solitary confinement tek bir şeyin içine atarlar, hücreyi, which is the worst thing imagine. You think, like, wow, it's okay, maybe he's alone. No, it's the worst thing. And there is a, I think, a United Nations or a human law that a certain limit of time, you can't keep a human alone like that for more than a certain period because they'll go crazy. Yeah. Because human beings, we are social creatures. Yeah. Like you said, it's very different. I say, Altan, I need a break from you, peace, <laughs> and I'll go take <laughs> three days away. That's my choice. But if I say, I will remove you from Altan, you don't have a choice and you will be stuck in this room for 10 days. Yallah, good luck. It's, it's very hard. Yeah. It's the worst punishment. You know, you can literally. I've met people who were in solitary. It's not not good at all. You, you go crazy for sure. Bence de çok zor bir şey yalnız olmak ve e, işte aslında yalnızlığın arkasında da biraz sevgisizlik yatıyor yani hani insanların sana yeteri yani seni sevmiyor olmaları o yalnızlığı getiriyor bu da aslında daha da zor bir şey düşünsene yalnızsın evet. ve sevgiden uzaksın sevgiden mahrumsun. Evet. So. Um, what is Altan your biggest win so far? baba olmak. <laughs> ya ben benim hayatımı çok değiştirdi baba olmak. O yüzden e, baba olduktan sonra mesleki başarılarım e, önemsiz kaldı benim gözümde. Hı. Tabii ki çok değer veriyorum Hı. bu başarılarıma. Elbette ki bu başarılar için çok çalıştım, çok vakit harcadım. Çok okudum, çok kendimi geliştirmeye çalıştım. Evet, hmm. bunların hepsi bir şey ve mesleğimde bir bir yere geldim ve olduğum yerden çok memnunum. Ama bunlar baba olduktan sonraki tatmin duygusunu yaşadıktan sonra önemini kaybetti. Hmm. Artık onların geleceğini e, ile ilgili hayallerim var. Artık onların e, yaşamları ile ilgili hayallerim var. Onları, onlara tabii ki empoze etme etmeyeceğim ama hani ben kendi hayalimi kuruyorum onlar için. Bakalım onlar nasıl bir hayal kuracaklar, nereye hmm. gidecekler. Ee, e, Allah ömür verirse izlemek için çok sabırsızlıkla bekliyorum yani. I Amin. Mean. And what is your biggest loss so far? Hmm. Yani a, ailesel işte büyük anneler, büyük babalar gibi kayıplar hani eğer yok sayarsak çünkü hani bu bir doğal seleksiyon ve hani hayatta hepimiz bir gün bunu yaşayacağız, o yüzden bunları çok büyük bir kayıp olarak... görmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hepimizin başına gelecek bir şey bu. Ee, o yüzden bunları kayıp olarak nitelendirmiyorum. Bir gün bir yerlerde tekrar ruhlarımız buluşur. Ee, en büyük kaybım... Arkadaşlarım olabilir, bazı arkadaşlarım olabilir. Yani eski dostluklarım olabilir. Ee, i̇nsanlar çünkü değişiyorlar gerçekten ve e, bir yaştan hmm. sonra artık etrafındaki insanların senin arkadaşım dediğin insanların da sana bir şey öğretmelerini, bir şey katmalarını bekliyorsun. Hmm. bir Sana yeni bir şey, yeni bir Bakış açısı sunmalarını istiyorsun ya da küçücük de bir şey olsa farklı bir bir şey hissettirsinler istiyorsun. Ee, eğer artık bir arkadaşınla görüşünde sürekli seni negatif bir yere çekip sürekli seni aşağı bir yere almaya başlıyorsa eee seviyor da olsam artık görüşmemeyi tercih ediyorum arkadaşlarımla. Ve böyle çok arkadaş kaybettim. <laughs> you know, uh, Altan. Some friends are for seasons, and some are for a lifetime. Exactly. You know, when when Altan maybe was a C-level actor, you had maybe C-level friends. Some of them will upgrade with you to B-level, A-level. Even forget actor as a human. Let's say you, me, and you were C-level humans. Then you want to go to B level, human. You need B level friends. Yeah. You want to go to A, you need A level. If I, if I am, even football, I don't know if you love sports, if I'm playing with D level players, I will never be a A level team. No way. But get me A level players, we will win the Champions League. Shoot, learn. Yeah. <laughs> exactly. Doğru. Yeah. Doğru, çok doğru. Um, who is someone uh, that you lost that when you think of them your heart aches? Yok öyle bir şey hiç. Ee, hmm. Yani kaybettiklerimin arkasından da kazandıklarımın arkasından da gerektiği kadar düşünüyorum. Daha uzun değil. Hmm. Hayattaki hiçbir şeyi hak ettiğinden daha hmm. uzun süre düşünmemeye çalışıyorum. Hmm. And what does Amir and to you? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ee, her şey, her anlama geliyorlar. Yani yaşamdaki şu anda yaşama sebeplerim, onlar için yaşıyorum, onlar için var oluyorum tabii ki eşim de buna dahil ama e, ama tabii onlar onları onlara iyi bir gelecek sağlamak onları e, dünyaya doğru bir şekilde hazırlamak için uğraşıyorum ve e, genel anlamda iş dışındaki tüm konsantrasyonum onlara bunu nasıl sağlayabilirim üzerine ve o yüzden de Ifade benim için. Hmm. Okay, imagine Altan, me and you in 40 years. We're gone. And our kids, inshallah, grow up. And sure. your kids, Amir and Alara, are living their life. And uh, life slaps them sometimes. And every time they're weak, they come to our interview and they play. What do you feel that Amir and Alara need to hear from their father? We uh, Bence hiçbir insanın vazgeçmemesi gerekiyor hayatta. Vazgeçmemeyi öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü bu dünyada bir şeylerden vazgeçmek çok kolay. Hmm. Ee, ama herhangi bir noktada bir şey başarmak istiyorsan vazgeçmeyeceksin. Çünkü denemeye devam ettiğinde hmm. ve Mindsetini değiştirdiğinde yani düşünce şeklini değiştirdiğinde dünya aslında her şeyi yapabileceğin ve Tanrı'nın bize her şeyi yaratabilmemiz için e, böyle ortaya sunduğu bir müthiş bir oyun alanıymış gibi geliyor bana. Ama toplum yıllar içerisinde insanları o kadar çok bastırmış ki e, biz aslında nasıl yaratıklar olduğumuzu, nasıl canlılar olduğumuzu unutmuşuz. Aslında sadece düşüncelerimizle bile biz her şey yapabilecek güce sahip canlılarız. Ben buna inanıyorum gerçekten hmm. ve kendi hayatımda bunun örneklerini gördüm. Ee, hiç olmayacak dediğim şeyleri sadece düşünüp hayal ederek e, ve bence olacak diye düşünerek onun olduğunu ve olmasını sağlayabildiğimi hissettim bir şekilde bu hayatta hmm. ee, ve bence bunlar mümkün. İnsanlara şimdi bunlar sanki hayal gücüymüş. Hadi canım, yani öyle düşününce olsaydı herkes yapardı gibi geliyor ama hayır. Aslında insan kendini kısıtladığı için yapamıyor birçok şeyi. Ee, gerçekten inanmadığı için hmm. yapamıyor. O hmm. yüzden kendine inancını kaybetmezsen ve e, düşünce yapını olumlu bir tarafta tutar e, ve her şeyi yapabileceğine inanırsan insanın dünyada yapacağı yapamayacağı bir şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden. Çocuklarıma da bir gün 40-45 yıl sonra bunu izlerlerse ve fikir almak isterlerse <laughs> asla vazgeçme ve her şeyi yapabileceğini unutma derdim onlara. Hmm. You know, uh, Altan, I think these kind of sentences, a lot of people might think they're cheesy or overused, yeah? But I really go with what you said. It sounds repeated, but it is that simple. I'll, I'll give you a real um, example. Uh, I was talking to a family member, and they, they were doing a certain service as a job. And let's say, I don't remember the numbers, but let's say they were charging $100 for one hour consulting. And I said, uh, "It's too low. Yani you, have, yani you have so much experience. You're so limited, people really want your consultation. You should be minimum 1000 dollars, minimum per hour. And the family member goes, like, "What do you mean a1,000? Nobody will pay a1,000." So I, I looked at my family member and I said, "If you don't believe you're worth 1,000 dollars, nobody will pay you." you have to feel it. And then when they did what I told them, people, it was fully booked. Bu aynı zamanda anlattığım yeah. bir işletme kuralıdır. Yani işletme okullarında bunu öğretirler. Eğer şu yerdeki zara e, sen 2 lira dersen hmm. hiç kimse o zara 3 lira vermeyecektir. Sağ. <laughs> Ama sen buna 100 lira dersen ve 100 lira olduğuna inanırsan Hmm. Belki bir kişi vermez, iki kişi vermez. Exactly. Ama üçüncü sonra 100 lirayı verecek ve bir kişi ona 100 lirayı verdiğinde artık o 100 lira olacak. Yes. Zaten yani o yüzden çok çok haklısın. Yani senin ilk önce kendine inanman gerekiyor. Hmm. Ondan sonra insanlar sana inanabilirler. Bu oyunculukta da aynı şey. Ee, İyi oyuncuların ya da izlediği bir şey izlediğinde çok beğendiysen bir yapımı, bir diziyi, filmi, herhangi bir şeyi, o oyuncunun ona gerçekten çok inandığı içindir. O oyuncu ona o kadar inanmıştır ki sen inanmaktan başka şansın kalmaz. Hmm. İyi oyuncu ile kötü oyuncu arasındaki fark budur. Ha. Kötü oyuncu Yapıyormuş gibi yapmaya çalışır. Ama gerçekten inanmaz yaptığına. Ama yapıyor, yapmaya çalışır, dener falan. Ama inanmadığı için hmm. bir şey olmuyor dersin. Bu çocukta bir şey var ama yani bir şey de olmuyor bu çocuğun yani. Gerçekten inanmıyordur yaptığı işe. İyi aktör, ne verirsen ver ona gerçekten inanır ve inanarak yapar. Sen de inanmaktan başka şansın kalmaz. Hmm. I agree. Neslişa o Neslişa? Neslişa. Sorry, Neslişa. <laughs> uh, what does Neslişa mean to you? Ee, gerçekten tamamlayıcım diyebilirim Neslişa için. Ee, hmm. e, çok şey öğrendim ben Neslişah'la birlikte. Ee, Belki ayaklarımı yere bastıran ve beni dünyada e, köklenmemi sağlayan kişi diyebiliriz. E, çünkü ben çok daha hani böyle daha hayal gücü yüksek, daha hayal içinde, hayaller içinde yaşayabilen ve hani bir insanken hmm. Neslişah çok daha gerçekçi ve çok daha beni ayaklarımın üstüne oturtan bir yapıya sahiptir. Hmm. Ve benim eksik yanlarımı tamamlayan tarafım. He's hmm. very good partner. Yeah. You know, I, I see sometimes partners like people might not like this, but you know, like uh, a, you're a car and you don't need an engine, you don't need a wheel, you're a car already. but you need enhancements additions so that's why when you use the word complement yeah you're complete you need complement and you should do the same for anastasia yeah. she's a car it could be corolla camry lamborghini land whatever but you make it better you know you're adding the better fuel better oil i don't know something And I think this is what we all need. You know? Yani e, bunu konuşuruz. Onu, onu, yani beni biraz yere köklendirmek gerekiyordu belki bu hayatta. Neslişahı da birazcık köklerinden ayırmak ve aslında daha açık hmm. düşünmeye itmek gerekiyordu. Galiba birbirimize bunu yapıyoruz. Hmm. Yani o şimdi daha e, Çılgın düşünceler ya da daha böyle, e, nasıl söylenir, <laughs> hani böyle biraz daha e, hayal gücünü geliştirdi biraz daha. Çok daha realistik bir e, kişiydi öncesinde. Hmm. E, ben de çok belki de havalarda yaşıyordum. Hmm. Ben de şu anda biraz daha böyle sabitlenip <laughs> yere yaklaşıyorum. <laughs> hmm. nice. And in one word. For me or for the Nestlechia? Uh, you when you when you think of Nestlechia, how do you summarise her in one mm. word? Tek kelime çok zor. Love. Nice. Okay. Uh, Inshallah, you have a very long life. Inshallah. Healthy. Healthy Inshallah. long life. <laughs> um, so, hypothetically, if Altan tonight is your last night on earth and you don't have the chance to communicate with anybody before you go who would you have loved to contact to reach out message anything call annem hmm. what's her name gulshan Gülşen. gulshan Gülşen. Gülşen means uh, rose, uh, rose garden beautiful yeah And what would have you love to tell her? Uh, teşekkür etmek isterdim. Hı. Hmm. Why? Eee uh, bir şekilde uh, onun sayesinde var olduğum için. You have a good relationship. No, yeah. well. Mm. Lucky. Yeah, thank you. Okay. Um, final. I'll turn in one word. <laughs> Miracle. Mm. Perfect. Chakran. Thank you. Thank you very much. 对。<Thank> <Okay. S 1>